Yepyeni dersimizden merhabalar dostlar. Evet 82. video dersimizdeyiz. Ve bakalım e, burada nelerimiz var. Conjunctions 3'teyiz arkadaşlar. Bağlaçlar tabii önemli bir konu olduğu için biraz da geniş kapsamlı bir konu olduğu için ders sayısı da biraz fazla. Evet ilk cümlemize hemen birlikte bakalım. Diyor ki you failed the exam because you didn't study. Evet, you failed the exam sınavda başarısız oldun. Sonuç bu because you didn't study çünkü çalışmadın sebepte bu because Oscar works for the government he doesn't work on Sundays Oscar devlet için çalıştığından yani devlet memuru olduğundan diyebiliriz olduğu için diyebiliriz he doesn't work on Sundays pazar günleri çalışmaz i couldn't ask him about the assignment since he didn't call me back Evet, since ifadesini de biz because ile aynı anlamda kullanabiliyoruz arkadaşlar. I couldn't ask him about the assignment. Yani ödev hakkında ona e, soramadım. Since he didn't call me back, çünkü beni geri aramadı. Yani beni geri aramadığı için ödev hakkında ona soru soramadım diyor. Since it was raining so hard, the game was cancelled. Yine since burada because anlamında, because it was raining şeklinde. Since it was raining so hard, çok e, yoğun yağmur yağdığından. Şimdi burada since ile because arasında hiçbir fark yok dersek, kullanımsal açıdan elbette ki günlük konuşma mantığında elbette ki because daha yaygındır. Since bir tık daha resmi e, bir tabirdir arkadaşlar. Since it was raining so hard, çok yoğun bir şekilde yağmur yağıyor olduğundan, the game was cancelled, Oyun iptal edildi. You can go first as you are the oldest. Sen en yaşlı olduğun için yine burada as ifadesini because ile aynı anlamda kullanabiliyoruz. Yani because, since ve as'i biz aynı anlamda kullanabiliyoruz. Sen ilk olarak gidebilirsin diyor. As I had never been to Greece before, I bought a guidebook. Daha önce Yunanistan'da hiç bulunmamış olduğum için bir tane rehber satın aldım diyor. The train was late. Due to, because of, owing to snow. Due to, because of ve owing to ifadeleri den dolayı anlamındadır arkadaşlar. Bu yönüyle isim alır. Tam bir cümle almaz kendisinden sonra bu ifadeler. Üçü de aynı anlamda kullanılabilir. Due to, because of, owing to ifadeleri. Tren geç kalmıştı kardan dolayı. I passed my driving test. Evet, işte sürüş testimi, ehliyet testimi geçtim. Thanks to, thanks to sayesinde demektir bakın. Sayesinde anlamında. Thanks to the extra help my dad gave me. Babamın bana vermiş olduğu ekstra yardım sayesinde ben ee, işte ehliyet sınavını geçtim diyor. He doesn't eat sugar on account of his health. On account of da because of'la aynı anlamda. Yani due to, because of, owing to, on account of yine Hepsini aynı anlamlı diyebiliriz arkadaşlar. Den dolayı anlamını verecek. Sağlığından dolayı şeker yemez. In view of recent events, we have decided to cancel the meeting. In view of, yine böyle bakıldığında den dolayı bu anlamları verecek olan bir ifade. In view of the recent events, son olaylara bakıldığında, we have decided to cancel the meeting, toplantıyı iptal etme kararı verdik diyor. Bu dersimizin de burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.